Merhabalar. Kabablanka'nın oyun sonlarıyla devam ediyoruz. Beyaz Kabablanka, Siyah Abraham Kupçik ve 1913 yılında oynanmış bir parti. Şimdi 16. hamlede bütün taşlar değişilmiş neredeyse. Sadece kaleler kalmış ve Siyah'ın son hamlesi tabii ki GP6. Yalnız bu hamleden sonra Beyaz'ın pozisyonel avantajları çok fazla. Şimdi her şeyden önce Siyah'ın piyonlarının dağınıklığını görüyorsunuz. Ada diyoruz biliyorsunuz buna. 4 tane adası var. Beyaz'ın ise 3. Şah kanadı piyonları simetrik. Ancak siyahın A7 piyonu hem görüyorsunuz ayrık. Burada duble piyonu var ayrıca. Beyazın piyonlarının hareketliliği çok fazla. Tabii diğer bir üstünlük ise beyaz kalenin E dikeyine hakim olması ve dördüncü yatayı görüyorsunuz. Bu dördüncü yatayda da kaleler şah kanadından vezir kanadına çok hızlı hareket edebilecek. Ve beyaz kale E4. Siyah da kaleyi karşılamaya çalışıyor. Kale E8 ve kale A1. Kaleyle alsa tabii F4'ten sonra dubleden kurtulacak beyaz. Ve kale E6. Şimdi kale 1 E3. E4'teki kaleyi serbestlemeye çalışıyor beyaz. Ve kale C8. Tabii bunun için şahın da E3'teki kaleyi korumasına ihtiyaç var. Şah F8 ve şah E2. Beyaz şah da merkezileşmeye başladı. Şimdi şah E7, kale A4, A7 piyonunu istiyor ve kale A8. Şimdi Kabablanka'dan çok güzel bir hamle. Kale A5, 5. yatayı olduğu gibi kontrol ediyor. Belki piyon A5 oynayacaktı. A8'deki kale çünkü çok pasif. Kale E5'i kesiyor. H5, C5 bunların hiçbiri oynanamıyor. Ve mesela şah D8 gibi bir hamleye de kale H5 ile H7 piyonu direkt düşüyor. Çünkü kale H8 karesine dönemiyor. Şimdi burada D5 oynamış. Siyah. Hamlesi yok gibi bir şeydi. Buna beyazdan yine güzel bir hamle. C4. Şimdi DC4 oynasa siyah burada. DC4'ten sonra şimdi siyahın hiç yan yana piyonu yok. Piyonlar biliyorsunuz yan yana olduklarında en güçlüdür. Ve tabii birlikte ilerleyebiliyorlarsa o zaman güçleri maksimum seviyeye ulaşır. Şimdi siyahın piyonları ilk başlangıca göre daha da kötü oldu. Burada D4 gibi bir hamle yapsaydı kale istekte. Kale E4 ve şah D6. Her iki tarafta kaleyi değişmek istemiyor dubleden dolayı. Şimdi beyazdan B4 siyahın C5'ini kesiyor ve kale E5'e de kale A6 tehdit tabii ki B5. Burada beyaz yine çok üstün. Şah D6 oynuyor C4'e. Buna ise C5 hamlesi
buradaki C7 ve C6 iki piyonu birden durduran bir hamle. Artık hareket edemiyorlar. Şah D7'ye ve D4. Beyazın piyonları da merkezi karelere yerleşiyor ve rakibi de durduruyor farkındaysanız. Şimdi burada F5 siyahın hamlesi. Burada Capablanca baştan beri çekindiği hamleyi yapıyor. Kale E6 dubleden kurtarıyor siyahı. Ancak F4 ile her iki piyonu da etkisiz hale getiriyor. F4'ün bir başka fikri, kale 3. yatayda hareket edebilecek. Zaten daha önceki analizlerde de söylemiştim. Kale oyun sonlarında Capablanca tabii ki muhteşem bir oyuncu. Yatayları da düşeyler kadar rahatça kullanabiliyor. Beni bu yönü çok etkiledi gerçekten. Şimdi şah C8'e. Şah D2 üçüncü yatayı işgal etmiyor. Ve şah B7'ye de kale A3. Yani biz hep kaleler açık hatları, açık dikeyleri sever deriz. Kaleler yataylarda da çok güçlü hamleler yapabiliyor. Şimdi A3'teki kale hızlıca şah kanadına aktarılabilecek. Ve kale G8'e, kale H3, H7 piyadesi istekte ve kale G7 ve şah E2. Yani kale H6'ya, kale G2, kalenin G hattında bir yere bir tehdit yapmasını istemiyor. Ve şah A6'ya, kale H6. E6 piyonunu istiyor. Ve kale E7. Siyah son derece pasif oynamak zorunda. Ve şah D3. Şimdi burada siyahın şah dışında mantıklı bir hamlesi yok. Diğer yapacağı her hamleye bir şey kaybediyor. E6 istekte, H7 istekte, E5 sürse zaten kayıp. Sadece şahla oynayabiliyor şu anda. Şah B7'ye, H4. H4'ün fikri de H7 piyonunu kazanabilirse tabii ki geçer piyon. Şah C8'e, kale H5, kale G5 fikriyle, şah D7'ye, kale G5. Şimdi G dikeyinin tek hakimi beyaz oldu. Kale F7'ye, şah C3, şah C8'e. Çünkü beyaz şah A7 piyonuna yönlendi şimdi. Şah B4. Kale F6. Şah A5'e. Şah B7. Şimdi ise vezir kanadından bir geçer yapmaya çalışıyor beyaz. A6'ya. H5. Şimdi kale H6, siyah beklemek zorunda. B4'e kale F6. Mesela burada şah A7 oynasa, onu analiz ettim. Şimdi ise kale G7. Burada C7'yi, C6'yı, piyonları kazanmaya çok yakın beyaz. Şah B7. Kale H5 alsa beyaz. Buna da B5 oynuyor. AB5, AB5. Kale H5'e B6 açmaza hücum. Kale H1'e, kale C7, şah A8, kale C6.
Ve kale A1, şah B4. Burada da beyaz çok üstün çünkü E6'yı alacak geçer piyonlar var ilerlemiş hem de. Rahatça kazanırdı. Şimdi o yüzden kale F6 bekleme hamlesi yapmak zorunda siyah. B5, AB5, AB5 ve şimdi artık bir yerde siyah artık sıkılıyor. Kale F8 gibi daha aktif oynamaya karar veriyor. Kale G7, kale A8, şah B4, CB5, şah B5, kale A2, F2 piyadesini istiyor ve C6 ve kale H7. Kale B2, şah A5. Uzunca bir oyun ama beni yani çok etkiledi. Çok beğendiğim bir oyun sonu oldu. O yüzden sizlerle paylaştım. Ve kale F2. Şimdi piyonlar eşit. Kale E7'ye, kale F4 ve H6. Kale D4, şah. Şimdi siyah iki piyon fazla ancak H piyadesi vezir çıkmaya çok yakın. Şah B5, kale D1, H7 ve kale B1, şah C5. Hızlı geçiyorum buraları. Kale C1, şah D4, şah sığınacak F6 karesine. Şahlardan sonra şah F6. Ve kale H1'e ise önce şah, şimdi ise vezir çıkıyoruz. Kale H8, kale H8, şah B6. Tabii siyah piyon fazla kimi konumlarda bu kazanabilir de. Ama burada hem piyonların konumu hem şah ve kalenin piyonlara yakın oluşu yeterli olmuyor. Şah E6, şah C6, şah F5, şah C5'e, şah E5, C6, kale H6'ya, şah B5, şah D4, iyice yaklaştık piyonlara. Şah B6'ya, burada siyah terk ediyor. Çünkü mesela kale H7 gibi bir hamleden sonra artık piyonları da kaybetmek zorunda.